söylediğimiz anlamda bir amelin kabulü için iki şart gerekir diyoruz. Birisi ne? Önce sahih. Sonra halis olacak. Sahih ne anlama geliyor? Kur'an'a ve sünnete uymalıdır. Ondan kaynağı olmalıdır. İhlas nedir? Sadece onun için yapılmalıdır bu. Aynen eğer kalbe ekilen muhabbet ağacı ittiba ve ihlasla beslenirse o zaman bu ne olur? Kökü kalpte karar kılan, yani artık ekmişin, beslemişin, kökü kalpte karar kılmış, oturmuş. Sonra dalları sidretül müntehaya uzanan, muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olur. Eğer kökleri kalpte karar kılmışsa, dalları sidretül müntehaya ulaşmış. Muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç konumundadır. Bunu tek bir kelimeyle ifade etmek istersek, kulluğu eyleme dönüştüğü şekliyle anlattığımızda, insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şey dediğimizde, neyi düşünüyorsunuz biliyor musunuz? Kocaman bir ağaç düşünün, yeri ve göğü doldurmuş, her dalı müstakil bir ağaç, farklı meyve veren, kulluğu bu denli anlayanın, kendisinden neşet eden, sağa sola dağılan dalları, budakları, her parça muhtelif meyve veren bir ağaç olur muhtelif tatlarda. Kulluğu tarif ettiğimiz şekliyle anlama bunu gösterir. Onun için eğer tevhid ağacı kalbe dikilip ittiba ve ihlasla sulanmış ise o zaman kökü kalpte karar kılmış. Yani kökü tutmuş deriz ya biz. Bu ağaç tutmuş, kökü tutmuştur. Dalı önemli değil. O zaman kökü kalpte karar kılmış, dalları sidretil müntehaya ulaşmış. Muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olmuştur. Evet, Allah'ı seven, sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Ne anlamda Allah'ın zikrine bağlı? Hasreten yanlış anlam yüklenmiş ifadelerde olduğu gibi vurguladım. Lafzın telaffuzunu değil, anlamını düzeltmek için. Bizim için Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Kelimeye dikkat edin. Allah, Allah demek değil. Kur'an'a ve sünnete bağlı. Neden? Allah'ın hukukunu koruyan. Allah'ın hukukunu koruyanı ne anlamda anlarız Ali? Allah'ın emrettiği her şeyin onun hakkı olan Öncelikli hukuku Muaz'a dediği gibi, bildin mi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Ortak koşmamak. Sonra kulun hukuku gündeme gelir. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Azap etmemesidir diyor. Ha, Allah'ın hukukunu koruyan öncelikli hukuk bu. Çünkü bahis tevhidle alakalı. Her sözü Allah'tan, biraz izaha giriyoruz. Ne anlamda? Kitap ve sünnetten. Konuştuğunda Allah için konuşan, yani ihlasla, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir. Ben sizin yerinizde olsam şu cümleleri yazarım. Ezberleyebilmek için tekrar tekrar gördüm, okudum, bir lafa yapar korum. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, yani kitap ve sünnetten, konuştuğunda Allah için konuşan sadece. Hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir diyor. Bu bizim fıtri boyuttaki kulluğumuzu, imani boyuttaki kulluğumuzu, tevhidi boyuttaki kulluğumuzun
muhteşem bir başlığıdır. Muhabbet, yani Allah sevgisi, bütün istisnasız her amelin ruhudur. Muhabbet, Allah sevgisi, bütün amellerin istisnasız. Amellerin eş anlamı ne olur sizce? Eş anlamı. İbadet. Kim dedi bunu? İbadet. Neden? Bütün amellerin, yani kulluk eylemi içinde gündeme getirdiğimiz her şey. Bunların hepsinin ruhu nedir? Allah sevgisidir. Muhabbetten hali, muhabbetten uzak her amel ruhsuz bir ceset gibidir. Allah sevgisiyle beraber harekete geçmeyen bir düşünce, Allah sevgisiyle harekete geçmeyen bir teleffüz değil, Allah sevgisiyle kastetmeyen bir niyet kalp, Allah sevgisi için atılmayan bir adım ruhsuz bir ceset gibidir. Siz onu yapar görürsünüz. Onu o eylem üzerine görürsünüz ama o bir cesettir. Cesedin, ruhsuz bir cesedin yaşam kelimesiyle alakası ne kadarsa o amelinde gerçekten alakası o kadardır. Onun için amellerimizi sadece yapar görünmeyeceğiz. Onları ruh sahibi birer cisim yapma zorundayız. Bu da Allah sevgisiyle ancak gündeme gelir. Muhabbetin amellere nispeti, anladınız mı? Muhabbetin amellere nispeti, ihlasın muhabbete nispeti gibidir bakın. Eğer amellerin muhabbetle irtibatı yoksa, sonra muhabbetin ihlas ile irtibatı yoksa, çünkü bunların birbirine nispeti aynı değerdedir. Çünkü bilakis bu ihlasın özü, daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Bunu anladınız mı? Çünkü amel, amelsizliğin yanında değerdir. Amel, muhabbetle beraberse değer taşır. Başlı başına bir hiçtir. Eğer muhabbetle amel ihlassızsa, onun da hiçbir anlamı yoktur. Bunu anladınız mı? Amel gündeme gelmiyor, bir hiçtir. Amel gündeme geldi mi, bu muhabbetle olmalı. Muhabbetle amel gündeme geldi mi, bu ihlasla beraber olmalıdır. Yani bunların birbirine nispeti aynı, eş değerdedir. Çünkü İslam ne anlamda? Emirlere ittiba, nehilerden sakınma, yani muhabbet, taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Neden? Çünkü muhabbetsiz bir İslam, ihlassız muhabbetli bir amel, yapar görünülen, yani siz iman etmediniz, de ki onlara siz iman etmediniz. Ama işte ruhsuz bir ceset, muhabbetsiz bir amel, ihlassız bir amel. Çünkü istislam, emirlere ittiba, nehilerden uzak kalma, sakınma anlamındadır. Muhabbet, taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa İslam'ı da yoktur. Daha da öte, muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetinin ta hakikatidir. İbn-i Teymiye'nin ilah, Allah'tan gayrı, yani kalbin sevgi ve muhabbetle meylettiği şeydir. İnanın, devamlı da tekrarladığımız gibi, bunu din karşıtları iyi anlamış. Biz seyretmekle yakalayamıyorduk. Bunu inandım diyen insanlara biz yakalatamıyorduk. Benim bu meselenin hassasiyetini yakaladığım ortam, Tarkan bu gençliğin ilahıdır. Bunu eskiden hatırlarsanız falan gençliğin idolü deniliyordu. Neden?